Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'de ara transfer yamasını kuracağız sizlerle birlikte. Ee, iki 2 haftadır video atmıyordum bunun sebebi okulların başlaması. Belki gelirse e, bu bu hafta bir şey gelebilir. Galatasaray analik videosu gelebilir. Aslında iyi gidiyorduk ama işte okullar araya gelince sıkıntı oluyor. Yaz tatilinde bol bol video atmaya çalışacağım. Arada böyle e, yama güncellemeleri gelme, onları da paylaşacağım ve Discordumu da göstermek istiyorum. Discord'a bu şekilde. Eğer bir şeyde sorunuz varsa PES 2021 e, yama hakkında falan bir sorunuz varsa açıklama kısmındaki Discord adresine gelip oradan bana danışabilirsiniz tüm sorunlarınızı. Şimdi abi açıklama kısmında size iki tane link verdim. Biri alternatif link, Mega'dan, biri Mediafire istediğinizden indiriyorsunuz 524 MB'lık. E, ama şunu söyleyeyim ilk v4 yaması yani smoke patch v4 onun şu an kartlarda çıkmıştır açıklamalar ve yorumlar kısmında da var o video onu kurmanız gerek onu kurmadan ara transfer yaması olmuyor şimdi ben ikisini de kurduğum için bir daha göstereceğim şimdi kurduk abi kayıttayız ama kayıttayız bunu indirdik şimdi kurmak için ne yapacağız şurada bakın smoke patch 2 1 4 4 diye geliyor. Bunun içini açıyoruz ve şu gördüğünüz Exe'yi çalıştırmamız gerekiyor. Exe next, next update for original game. Ardından burada e, kendi yamanızın kurulu olduğu yeri seçeceksiniz. Büyük ihtimal eğer oyununuz orijinalse buradan bu bilgisayar, ardından Windows, ardından buradan program files mıydı yoksa öbürü müydü onu tam hatırlamıyorum ona bakacağım. Öbüründeymiş. Şunu bir kapatalım. Kapat program dosyalarında Steam'i bulacağız. S S S S Steam. Buradan Steam Apps İşte burada sonra common sonra da eFootball PES 2021. Abi. Bunu seçiyoruz, tamam diyoruz. Ardından next şeklinde kurulum yapılacak. Arada yanıt vermiyor diyor kurulum. Onu dikkate almayın. Beklediğinizde birazcık kurulum hızlı bir şekilde olacak. Ben şu an kurulumun olmasını bekliyorum. Kurulum olunca tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar kurdum bitti. Ee, bunu kurduktan sonra oyunuz orijinalse bu orijinal game'i eğer kopya yani korsan indirdiyseniz korsanı seçiyorsunuz. orijinal e tıkladım ben buradaki edit dosyasını kopyalıyorum. Buradan diğer seçenekler kopyala ardından belgeler Konami e Football Pes 2021 ardından bu en üstteki sayılı olan ardından Save ve buraya yapıştırıyorum hemen yapıştır diyelim yapıştır dedik hedefteki dosyayı değiştir diyorum ve bekliyorum hedefteki dosya değişti yama bu kadar hemen şimdi yama çalışıyor mu oyunu açıp bakalım şunu da kapatalım oyunu açıp bakalım yama çalışıyor mu bu arada videoya like atıp kanala abone değilseniz kanala da abone olmayı unutmayın e, analik videolarımızda yani arada yüklüyorum onları da bakabilirsiniz izleyebilirsiniz şimdi oyun açılsın Evet abi oyun açıldı hemen şuradan okey. Hop şu oyunun sesini kapatayım. Şuradan abi mesela ayarlardan oyunculara bir bakalım. Neredeler? Nasıllar? Oyuncu düzenleden bakacağız. Ee, yüz yaması güncellendi mi onu bilmiyorum. Yüz yamasında bayağı sorun çıkmıştı. Onu da yakın zamanda hallederiz büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi bu şekilde kadrolar. İlk başta Süper Ligi gösterelim. Süper Lig'de aslında Adam Demirspor'un Mustafa Kapı falan gelmiş. Alanya'nın Ankara Gücü, ardından Altay, Beşiktaş'ın transfer yok Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'ye Askarov, Ortakaya, Güler, ondan sonra Ozan Tufan eklendi gördüğünüz gibi orada Göbek. Galatasaray'da Semih Kaya, Bafetin bir Gomis, ardından Erik Pulgar, İnaki Pena hepsi var. Mesela Galatasaray'daki yüzlere bakalım. Muslera'yı falan geçin transferleri göstereceğim seri bir şekilde. Mesela İnaki Pena burada yüzü gayet güzel eklenmiş oyuna. Erik Pulgar burada yine güzel bir yüzü, yüzü güzel eklenmiş. Bu arada Morutan 67 falan da 72'ye yükselmiş. Bu güzel. Opetin Bigomis gomis 80. Ardından işte Semih Kaya 69. Semih Kaya yüzü falan da iyi olmuş. Arturan SLA'ya falan çevrilmiş. Ömer Bayram sol bek olmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde şeyler var. Mustafa Muhammed'in reytingi artmış. Emre Kılınç bu şekilde. Fegoli'nin reytingi bayağı düşmüş. Taylan'ın reytingi düşmüş. Çıkıldığı aynı. Ana not, marka falan. Alparslan Öztürk'ün reytingi artmış. Musler aynı. Ee, ve şurada fark ettiğim bir şey var. Nerede o? Kerem'in e, reytingi hala düşük sanırım. Ben yükseltmiştim Kerem. 72 falandı Kerem. Ya, 64 falan olmuş herhalde. O niye öyle bilmiyorum. Onu da yani siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Ben kendimi yükseltmiştim ama o gitmiş mi bilmiyorum. İstanbul Başakşehir'in yeni transferlerini de hemen gösterelim. Burada Trezege ve Pizzi. Gördüğünüz gibi Trezege. Burada da Pizzi var. Emre Çolak burada. Serdar Güler. Gürler. Gördüğünüz gibi buradalar. Hepsi burada. Ee, başka şöyle gösterebileceğimiz Premier Lig var. Bir şey merak ettim. Ee, şeyden Mainstream'den Greenwood silinmiş mi? Greenwood. Nerede abi? Yok Greenwood. Aynen bak Greenwood silmişler. Yani doğru. Yani gördüğünüz gibi kadrolar bu şekilde arkadaşlar. Hepsi güncel. Ara transfere göre güncellendi. Trabzonspor'da bayağı oyuncu var. Onları da hemen gösterelim. Nerede? Yeni transferler bakalım. Bak gedikli. Yüzü gayet güzel eklenmiş. Bu büyük ihtimal şeyden. Almanya doğumlu olduğu için yabancıların yüzü daha çok ekleniyor oyuna. Koasi gelmiş burada. P Puskas diye bir adam var. Bu gelmiş. Tronsen vardı herhalde. Bilmiyorum. Bunlar falan hepsi eklenmiş arkadaşlar. Ve Getson'a da bakalım. Çaykur Rize'de son olması lazım. get son Aynen Çaykur Rize'de abi. Bu şekilde. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Yama bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizlerle paylaşmak istedim. Kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.